Gabriel de artık kendi dükkanına, kendi işlerine anca yetişiyor kardeşim. Bizim araziler de ortakçıların, yarıcıların elinde zaten. Artık sen ilgilenirsin bunlarla. Bakarız abla. Ben de zaten Almanya'ya baharat, kuru yemiş falan göndereceğim. Bakarsın ufak bir dükkan tutarım çarşıda. Hemen bir yer bakarız dayı. Dur bakalım biraz, keyfini bozma adamın. Şöyle bir önce gelsin, tozsun, dolaşalım köyleri beraber. Artık o davetten bu davete kimse seni bırakmaz. Yandık desenize. Bu da kim? Meryem, bu ne hal? Ne o dünür? Kısa sürmüş bebek ziyareti. Al kızım şunu. Mantı yaptıydım da Baran ağaya. Yalnızsınız, belki yemek filan yapamazsınız diye düşündüm. Niye zahmet ettiniz Meryem Hanım? Güle döktürüyor ben geldiğimden beri. Pek becerikli. Meryem Hanım, düğün kimindir acaba? Biz tanıyor muyuz? Sen sünnet oldun mu bakalım Umut? Yok, babaannem istemiyor. Nasıl istemiyor? İster. Ben halledeceğim bu işi. Sana Baran Ağa'nın şanına uygun bir sünnet yapacağım. Bakın Baran Ağa, ben durumu size isterseniz şöyle izah edeyim. Senin şu işlerde konuşacağım. Hanımlar baş başa oturup konuşsunlar. Hem özlediğin yerleri gezdirecektim ben sana. İyi olur, çıkalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Ya Altay, cennet gibi bir yerdeyiz. O kadar mutluyum ki. İyi ki gelmişiz hayatım. Şirin de hiç gıkı çıkmıyor. Yiyip çık uyuyor. O da çok mutlu çünkü. Güzel havadan sarhoş oldu. Erkenden uyudu. Çalsana hadi bir parça. Boşuna mı getirdik o gitarı? Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Ama yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor, bildiğin bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Simi Adası'nı çok methediyorlar. Çocuklarla biz de gelseydik. Hepimize bir değişiklik olurdu. Bodrum'dan gelen tur operatörleriyle randevum var. İki gün içinde herifleri yedirip içirip kafalamam lazım. İçki bedava ya, sabaha kadar içer şimdi kereseler. Vallahi gelirseniz yüzümü bile göremezsiniz. Otele tıkılıp kalırsınız. Daha geniş bir zamanda inşallah. Hep beraber gideriz. Doktormuş bu Fikret Bey böyle. Vallahi şaşırdım. Ah benim inatçı kızım. İkna olana kadar canımıza okudun ama. Ne bileyim ben anne. Terapi deyince hep aklıma deliler gelirdi bugüne kadar. Cahillik işte. Bugün okul arkadaşlarımla görüştüm. Yarın hep beraber Bodrum'a gidiyorlarmış. Çıkışını orada kutlayacağız. Mutlaka seni de götüreceğiz dediler. İyi de yavrum. Sen daha yeni yeni kendine geliyorsun. Yıllardır denize, güneşe hasret kaldım. Bırakın da şöyle bir iki gün tembel tembel güneşin altında yatayım. Ne bu kadar acele etmen doğru mu? İçki filan. Babacığım artık bana çocuk muamelesi yapmaktan vazgeçin lütfen. Artık birazcık rahatlamak, yaşıma uygun şeyler yapmak istiyorum. Hem birkaç gün eğleneceğiz alt tarafı. Korkacak hiçbir şey yok ki.
Bak, beni sık sık arayacaksın. Anne bu şartla izin veriyor. Ay baba, sanki 16 yaşındayım. Bu biz miyiz? Böyle güvenli, huzurlu, çocuklar gibi neşeli. Biz miyiz bu gerçekten Altay? Biziz bir tane. Gelecekte de aynen böyle olacağız. Biz her zaman böyle mutlu olacağız işte. Vay canına. Vallahi Nevin Hanım, mapushane yaramış diyeceğim ama ters düşecek. Bu ne güzellik böyle. Vallahi gözlerimiz kamaştı. Siz de çok iyi görünüyorsunuz Miran Hanım. Şu an iyiysem senin sayende. Şu güneşin yüzünü görebilir miydim eğer sen o helikopteri göndermeseydin? Ne yürekli adammışsın be Nevin. Bana yürekli olmayı öğreten çok iyi bir öğretmenim oldu da ondan. Ne içiyorsun sen? Ya ben de mi bir şey içsem acaba? Hoş, seni gördükten sonra bana olanlar oldu. Artık içmesem de olur. Bakalım önce hanginiz uyuyacak? Ya hiç bile uyumuyorum ben. Uyuyorsun. Uyumuyorum. Gözümü dinlendiriyorum. O sadist insanların işkencelerine tek bir hayali nedir Andi? İkisinin canına okuyacağım günlerin hayaliyle Miran. Aslında diz çökmüş bana yalvarırken canlandırıyorum gözümde. İçeride iyice bilendi. Hıncım gittikçe arttı. Seni benden iyi kimse anlayamaz Nevin. Ama bırak, bütün bunlar karşı tarafta kalsın. Biz şimdi bu taraftayız. Kimse bilmez ama ben kadere çok inanırım ha. Bizim bugün burada buluşmamız boşu boşuna değil, biliyorum. Neden buluştuk biz? Ne istiyor kader bizden? Her şeyi biliyorsun, bunu da sorma. Devamlı karşılaştık. Başlangıçta tesadüftür deyip geçiştiriyordum. Ama bugün artık eminim Nevin. Sen bana ne yaptın ha? Ne yaptın? Gece karanlığında bile ışıl ışıl parıldıyorsun. Kendimi tutmasam çarpıp ışığına yanacağım diye korkuyorum. Ne güzel sözler bunlar. Kendini tekrar bir kadın gibi hissettiriyorsun. Denize açılan rüzgarın emrine tabi olurmuş. Beni böyle konuşturan senden esen bu rüzgar. Sanki başka bir gezegendeyiz birlikte. Sanki bütün acılarım geride. O eski yaşlı dünyada kaldı. Sanki bir tek sen, ben ve kızımız varız. Bir de yıldızlardan bize göz kırpan o minik oğlumuz. Thank you.
Seni çok geç buldum Nevin. Ama artık asla vazgeçmem. Bırakmam seni. Ne oluyor bize? Ne yapıyoruz biz? Ben Ayfer Hiç Yılmaz. Altay Bey aradım ama kiminle görüşüyorum? Ayfer Hanım, Altay'ın odasını aradığınıza göre kimle görüşüyor olabilirsiniz? Benim, Asmin. Pardon, sesinizi alamadım. Bebek bakıcınız da olabilirdi Asmin Hanım. Bu yüzden. Neyse, Altay Bey'e ulaşamadım cebinden. Kapalı. O nedenle odanızdan aramak zorunda kaldım. Tabii tatil günü olunca saatte sabahın 8'e doğru kapalı olabilir telefonum. Hayırdır inşallah? Ne oldu, çok önemli bir şey mi var? Memlekette savaş falan mı çıktı yoksa? Asmin, kimle konuşuyorsun? Hayatım, yardımcın Ayfer Hanım. Sana söyleyecek çok önemli bir meselesi var herhalde. Alo. Merhaba Ayfer Hanım, nasılsınız? Öyle mi? Tamam, onu bir şekilde hallederiz. Ben dönünce ararım sizi. Çok teşekkürler Ayfer Hanım. Sizin ilginiz ve dikkatiniz olmasa ben bunca işin altından kalkamazdım. Sağ ol. Başaracağız, evet. Biliyorum, biliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Asmin, bir günaydın demek yok mu? Ha? Miran. Sıcancığım, gece de güzel uyudun. Aman da şirinim, uyanmış mı şirinim, hı? Allah, yanaklara bak, yanaklara. Gitmemiz gerek ha? Belli. Tabii emir büyük yerden. Yarın mecliste oylama olacak. Muş milletvekili oylamayı olumsuz etkileyecek bir konuşma yapacakmış. Ayfer Hanım da metni ele geçirmiş. Stratejimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Şirin. Hayat. Siz birkaç gün daha kalın burada isterseniz. Ankara'dan direkt buraya gelirim ben de. Yok canım, önemli değil, ne olacak? Beraber gideriz. Bakayım toparlamış mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim Altay. Ben bu şeyin, Ayfer'in tavırlarından, yani özellikle de bana karşı olan tavırlarından pek hoşlanmıyorum, haberin olsun. Haksızlık ediyorsun ama Asmin. Ayfer Hanım sana da bana da son derece saygılı davranıyor. O kadın seni fazla sahipleniyor Altay. Asmin, Ayfer Hanım çalışıyorken birazcık fazla kendisini işine kaptırıyor, o kadar hayatım. O böyle inceden bakmıyor. İşini doğrudan sonuçlandırmaya bakıyor, huyu böyle. Kaba birisi değil aslında. Kafası bugünlerde çok dolu. Hem ben onu bunun için işe aldım. Ne kadar fazla yükü sırtından alıyor, farkında değil misin? Hadi tamam, tamam, hadi uzatma. Al sen bunu, odayı da toparlarız. Kızın uyku saati geçmeden bir an önce çıkalım yola, hadi.
gittiniz oğlum? Kızım filmeye gidecek. Andreas babamın evini almadan olmaz diyor. Doğru söylüyor. Babam harika. Oğlum dur. Babanızın işleri var. Arayıp da sinirlendirmeyin şimdi. Aradım bile. I'm sorry madam. Housekeeping. I don't understand you. Ben kocamı aramıştım. Yanlış mı düştü yoksa? I'm sorry. Housekeeping. Kim be? Ver ben konuşacağım. İzin verdi değil mi? Ha verdi, bekle. Ne diyor bu ya, housekeeping falan. Temizlikçi niye açıyor telefonu? Allah Allah. Nasıl, beğendin mi burayı? Çok beğendim. Harika bir yer burası. O zaman bir daha geliriz. Çok isterim ama karın falan, yani sorun olmak istemem. Ya onun her tarafı sorundan sonra olacak Nevin Hanım. Bana kimse karışamaz. Ne zaman istersek o zaman geliriz. Ama şimdi evli evine, köylü köyüne, hadi bakalım toparlan. Gidiyor muyuz? Biz iş güç sahibiyiz Nevin Hanım. Bak dükkan bizi bekliyor. Biz senin gibi hapisten yeni çıkmadık. Öyle bol vaktimiz yok. Hadi bakalım, hadi toparlan. Kızım, uyudu mu çocuk? Uyudu anacığım. Zaten çok yorulmuştu bugün. İyi yaptın yavrum. Şöyle düzgün sıkı bir para geçecek eline. Ver eline kapalı çarşı. Alacaksın bir dükkan. İş öyle yapılır Baran dayı. Asıl iş orada. Oğlana da bulurduk en güzelinden bir okul. Oh! Öyle değil mi Güle? Sen de her gün Asmin'i görürdün. Ya ne iyi olurdu. Allah büyüktür Gabriel. Daha gençsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bak bak bak. Tek oğlumun ettiğine bak Baran ağa. Bir tanecik anasını arkasına bile bakmadan bırakıp gidiverecek. Tabii. Kısmetse yarın sabah çıkıyoruz yola. Hey Allah. Hayal anacığım, hayal. Bak en güzelini Baran dayım söyledi. Gerçi bir bakıma öyle Meryem Hanım. Bu dünyanın düzeni böyle. Kuş yuvadan uçacak. Kendine başka bir yuva kuracak. Artık hangi dala konarsa. Sen de bir başına kalacaksın bomboş evde. Gerçi yalnızlık Allah'a mahsus demişler ama galiba bu çağda öyle değil. Aa, kardeşimin dediğine bak hele. Kim demiş ki yalnız kalacaksın diye? Sen iste yeter ki ayol. Yarın 10 tane taze dilberi karşına bir bir dizerim. Seçersin, beğenirsin. Ana, iyi misin? Aman ya. Meryem Hanım, ne oldu? Uyudu. Hadi ver yatağına götüreyim hanım. Yok, aman birazcık daha dalsın. Baksana çok güzel uyuyor. Kim bilir ne rüyalar görüyordur. Yatarız birazdan. Kucağından bırakmak istemiyorum desene sen şunu. Bir tanem, ben biraz daha çalışacağım. Sen beni bekle. Sabah bu kadınla uyanıyoruz, akşam bu kadınla yatıyoruz. 24 saat vazife başında maşallah. Tamam kızım. Şşş. Yok anneciğim, tamam.
Görüyor musun Güle? Kaynananın yüreğine inecekti Baran'ın evlenme lafını duyunca. Aman ne kuduruk kadın. Baya baya yakıştırmış Baran'a kendini. Ben sana dedim değil mi? Vallahi ayıp oluyor daima. Ama ne beyefendi insan. Hiç bozmuyor duruşunu. Hep almazdan geliyor. Aman öyle deme Güle. Baran da pek boş değilmiş gibi geliyor bana. Ay daha neler. O gudubete mi bakacaktı? Bak aklıma ne geldi Dildaran'a. Gel biz şu vaziyetten hayırlı bir iş çıkartalım. Kaynanamı Baran'a isteyeceğiz demeyeceksin inşallah. Yok be anam. Hazır kadın aşka gelmişken şu Umut'un sünnetini yapalım mı? Dayı bir gide bir diyor ya Umut'un sünnetini ben yapacağım diye. Hay aklınla bir yaşa Güle. Ben yukarı çıkıyorum. İyi akşamlar size. İyi de Atıfcığım hiçbir şey yemedi. Anne babamın nesi var? Ağzını bıçak açmıyor. Bak yine bana mı bozuldu yoksa? Yani alt tarafa eğlendim diye biraz... Seninle bir ilgisi yok. Ne oluyor anne? Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Babanın canı işlere sıkılıyor. Şirketin durumu... Epeydir pek iyi değil. Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Babam bana da bir şey söylemiyor. Nasıl? Beğendiniz mi oyuncakları? Aa, bu model yoktu bende baba. Şahane. Teşekkür ederim babacığım. Marika. Hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş yatağa. Ananız bize kızmasın. Yatakta oynamaya devam edersiniz. Marika şunları al da bir yatağa yatır ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi reşo. Ben bu kokuyu bileceğim bir yerden. Salep kaynattın. Kuvvet verir, sinirlerini geçir. Sakinleşirsin biraz. Bu bebeğin anası sendin demek. Evet. Bu resim de senin resmin. İnşallah. Esursuz bağa giren hesapsız sopa yermiş. Ya Fatma. Neredesin sen ya? Bir saattir sana sesleniyorum evin içinde. Duyacak hal mi kaldı? Canım çekildi, yüreğim sıkıştı. Ya Fatma Allah'ını seversen gene ne oldu ya? Ya insan kocasına böyle mi karşılar? Bu surat ne ya? Kim bilir o kafanda hep gene ne romanlar yazıyorsun Fatma? Senin yazdıkların yanında hiç kalır. Destan oldu seninkiler, destan. Bitmeyen Asmin destanı. Ruju da yakanda. Ne ya Fatma? Sen iyice sıyırmaya başladın ya. Gene mi aynı mevzu Fatma? Bana bak. Cep telefonunu sabah o açtı. Söylemedim sana aradığımı. Fan fin fon İngilizce bir şeyler söyledi ama tanıdım ben. İnkar etme. Kulağınla duydum. Ya Fatma artık salak salak konuşmayı bırak ya. Kim açacak benim cep telefonumu? Kim bilir orada yanlışlıkla hangi numaraya dokundun? Kimler çıktı? Kimler ne konuştu? Bırak ya. Akşam akşam tadımızı kaçırma Fatma Allah'ını seversen ya. Meryem Hanım, ne zaman yapıyoruz sünneti? Yaz mevsimi geldi geçiyor. Oğlanın da mevsimi geçmesin, değil mi?
Ana, iyi misin? Ay ben çok fenayım. Birden kalbime bir sancı girdi. İçim çekiliyor. Meryem Hanım. Ay, Meryem Hanım. Ölüyorum Baran'a. Meryem Hanım, çok iyi fenayım. Misiniz? Yapmayın, yapmayın Meryem Hanım. Biraz Kur'an yağı iyi gelir. Kızım biraz Kur'an yağı getir. Koş, koş. İyisiniz, iyisiniz. Bu kadar değil. Sıcak akşam da bu kadar çok yiyince olur tabii. Ay. İyisiniz, iyisiniz, iyisiniz Meryem Hanım. Değilim, değilim. Çok fenayım Baran'a. Getir kızım. Ay yok. Tamam Gabi. Koklayın biraz, koklayın biraz. Nasıl, iyi geldi değil mi? Hah, biraz da biletlerinizi ovalım şöyle. Oh, nasıl, iyisiniz değil mi? Ana iyi misin? Götüreyim mi seni hastaneye? Ay yok Gabriel. İstemem. Sanki biraz daha iyiceyim. Oh. Oh. Ah. Ah. İyi yapmayın Meryem Hanım. Ay. Korkutmayın bizi böyle. Siz bize lazımsınız. Bu sünnet mevzu mu üzdü sizi? Ama Umud'un babaannesi olarak sizin de rızanızı almamız lazım değil mi? Tatlı konular bunlar. Böyle aramızda tatlı tatlı konuşup anlı şanlı bir şenlik kurarız diye düşünmüştüm ama hay Allah, hay Allah. Ben karışmam Baran'a. Kararı babası versin. Böyle konularda karar vermek ona düşer. Ana ben sünnetin sağlık açısından yararı olduğu düşüncesindeyim. Bu yüzden de hiçbir itirazım yok açıkçası. Madem öyle... Babasının da itirazı yoktur. Ben de Baran Ağa'nın güzel hatırı, tatlı dili için bu işe evet diyorum ama Yüce İsa beni affetsin. Gabriel'in babası bunu duysa beni çarmıha gererdi. Beyefendi hayattalar mı? Çok uzun yıllar oldu ayrılalı. Yurt dışında bir manastırda inzivaya çekildi. Din adamıdır da kendisi. Aa, hiç bahsetmediydin Meryem Hanım. Adamın adını bile anmadın. Aa, demek adam çekti gitti. İnzivaya çekildi. Vah 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 vah. Öyle yaptı Dildar Hanım. İtikat meselesi. Bir sakıncası mı var? Yok canım, niye olsun? Çocuklar şimdi siz Gabriel'le ikiniz sünnetin gününe karar vereceksiniz. Asmin'le Altay'ı da çağırırız hemen. Dayılarının ellerini de öperler bahanecek. Ne dersin Gabriel? Yetişir mi hafta sonuna? Vallahi siz yetiştirseniz niye olmasın? Asıl iş sizde. Bankalardan bir sonuç alamadınız mı Ahmet Bey? Maalesef. Hepsi sözleşmiş gibi aynı şeyi söylüyorlar. Kredi limiti arttırım talebinizi reddediyorlar. Tedarikçiler de bankanın karşılıksız çekler için takibat açtığını duymuş, hepsi ödeme için sıraya girdiler. Leş kanka. Efendim, bu sabah sendikadan aradılar. Bir hafta için ödeme yapılmazsa işçilerin de işi bırakacağını söylüyorlar. Babacığım, neden benimle paylaşmadın bunları şimdiye kadar? Bu kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunu bilseydim. Kızım, sen daha yeni yeni kendine geliyorsun. Bir de kendi dertlerinde seni boğmak istemedim. Peki ne yapacaksın şimdi? Acil ödemelerin ne kadar tutuyor? Kızım canım, sen güzel kafanı bunlara takma. Ben hallederim. Bugüne kadar neler hallettik biz. Hem bugün senin Fikret'le randevun yok mu? Şu an benim ve annenin senin sağlığından daha önemli bir konusu yok biliyorsun. Sen bana izin ver de çalışayım biraz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlar. Tasarımızın oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimize bu tarihi kararı için teşekkürü borç bilirim. Bu yasa değişikliği ile ülkemiz çocuklarına el uzatarak onları ailelerinden kopartan, bilinmez bir geleceğe doğru yuvarlayan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız.
ceza yasamızdaki bu değişiklik ile çocuklarımız konusundaki hassasiyetimizin her şeyden önce geldiğini göstermiş bulunuyoruz. Alo anneciğim, nasılsın? Asmen kızım, bil bakalım ne oldu? Ah, rüyamda görsem inanmazdım. Dayın Maryam'ın ağzından girdi, burnundan çıktı, razı etti sonunda. Sünnetimiz var yakında. Aa, vallahi inanmam. Nasıl becerdi dayın bunu? Gelince sen onu kendin sorarsın dayına. Artık Şirin torunum da gelsin şöyle memleketini görsün, el öpsün değil mi ya? Tabii gelmez miyiz hiç? Kaçar mı bu şenlik anne? Ay Yigül'e de çok sevinmiştir şimdi. Altay Ankara'ya gitti bu sabah. Hı-hı. Tasarının oylamasını yaptılar. Evet, geçti meclisten. Sayın Batıgül, oylama ile ilgili sormak istediğim... Sayın Batıgül, sayınmış milletvekilinin konuşmasına değindiği konuyla ilgili sen açıklamalı değil mi? Arkadaşlar, olumlu bir sonuç aldık. Tartışmaları geride bırakalım. Bugün ülkemizdeki mağdur çocuklar için büyük bir gün. Kendimizle gurur duymalıyız. Sayın Batıgün, sayınmış milletvekili kendi oğlunuzla ilgili kişisel mağduriyetiniz yüzünden meclisi gereksiz konularda meşgul ettiğini söyledi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Söyleyeceğimi içeride de söyledim. Benim kişisel mağduriyetim dedikleri şey aslında ülkemizdeki binlerce aileyi yakan bir konu. Efendim? Altaycığım. Alo. Asmin ne dedin? Başın kalabalık galiba. Annem aradı da. Gerekli açıklamalar içeride yapıldı. Asmin, ben seni daha sonra arasam olur mu? Çok acelesi var. Lütfen bir izin verin, biz bir geçelim. Tamam Altay, tamam. Sonra konuşuruz. Kadın bir an boş bırakmıyor ki. Oradan oraya koşturup duruyor adam. Karısıyla bile konuşmaya vakti yok. Sanki ben bilmiyorum, mahsus yapıyor. Ayfer Hanım. İyi misin? Tamam, iyi. Ne oldu? Buruk oldu galiba ya, bir şey yok. Bir yerden bozuldu. Yok, yok, bir şey yok. Tamam, hastaneye baktınız. Tamam, tamam. Yardım, yardım. Tatili aramış. Farklı gördüm sizi. Belli oluyor demek. Neler yaptınız? Nasıl geçti tatiliniz? Ben aşık oldum. Bu kadar kısa sürede. Evet, ben de şaşkınım. Biliyorum, aşk konusunda pek de övünülecek bir geçmişim yok. Ama bu seferki çok farklı. Bana farkını anlatabilir misiniz? O çok yakışıklı, çok güçlü. Ayaklarımı yerden kesen, ne bileyim, tam ruh eşim gibi bir erkek. Yunanlı bir iş adamı. Tamam. Ona daha önceki duygularınıza kıyasla farklı olarak ne hissediyorsunuz? Aptal aşıklar hep aynı şeyleri hissederler. Bu sefer farklı derler hep, değil mi? Ben bir şey demedim. Devam edin lütfen. Farkı şu doktor bey. O bir sünepe değil diğerleri gibi. Benim gibi birisi. Ne istediğini bilen, tutkulu, sonuna kadar gidebileceğim, beraber dünyayı alt üst edebileceğim birisi. Öyle birilerle karşılarına çıktık ki yasaya muhalif olanlar bile olumlu oy verdiler. Ayfer'e bak ya. Adamın konuşmalarını ele geçirmiş. Özel kalemindeki stajyerini kafalamış. Düşünebiliyor musun? Bu o kadar zor bir şey olmasa gerek Altay. Ayrıca böyle bir şey yapmak ne kadar doğru onu da bilemedim. Asmin. Ben bu konuşmaya hazırlıklı olmasaydım eğer oylamalarda bu sonuçlara ulaşamayabilirdik. Ayfer Hanım çok büyük bir uyanıklık yaptı. Neden öyle diyorsun ki? Çalışma arkadaşıma karşı bu şekilde tavırlar sergilemen hiç hoşuma gitmiyor Asmin. Tamam, hadi uzatmayalım canım. Dünyanın 8. harikası o kadın. Oldu mu? Benim kıskanç sevgilim dünyada gözümün ondan başkasını göremeyeceğini bir türlü anlamıyor. Buna bir son vermemiz lazım. Annem aradı. Umut'un sünnet düğünü yapıyorlar. Mardin'e gitmemiz lazım. Ha.
Zamanı kesinleşince arayıp haber verecek annem. Tamam işte. Gideriz birlikte. Ben burada olmazsam sen Şirin'i alıp gidersin, ben Ankara'dan gelirim, tamam mı? Gel canım. Benim çalışmam lazım. Bir sürü mail birikti. Sen de erken yatıyor, tamam mı? Biliyorsun, Şirin erken uyanıyor. Tamam oğlum, bu akşam işten erken gelirsem söz götüreceğim. Ben de geleceğim. Tamam oğlum, sen de geleceksin. Hadi bakalım, boş durmayın, yiyin şunu hadi. Hadi oğlum hadi. Ya Su. İyi günler. Miran Bey'le görüşebilir miyim? Ben Türkiye'den bir arkadaşım. Bir dakika veriyorum. Al. Seni Türkiye'den bir kadın arıyor. Hem de adınla, sanınla Miran diye arıyor. Hadi odanıza. Ne oluyor ya? Ben darbe olmadım. Çabuk dedim. Tepemin tasını attırmayın. Alo, buyurun. Miran, benim Nevin. Rahatsız etmiyorum umarım. Sen benim numaramı nereden buldun Nevin? Hatırlamıyor musun? Gece yemekte bütün numaralarını bir kağıda yazıp vermiştin. Tabi, iki şişe şaraptan sonra. Hatırlamıyorum Nevin. Ayrıca ben öyle pek de sarhoş olmam. Ama neyse, anlat bakalım derdini. Cebinden aradım ama ulaşamadım. Miran, ben şu anda Atina'dayım. Çok acil bir konu var. Seninle mutlaka yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Çok önemli olmasaydı seni rahatsız etmezdim, inan. Pekala, görüşelim bakalım. Kağıt kalem var mı yanında? Sana iş adresimi vereceğim, yaz. Bir saat içinde de orada ol. Tamam. Kodlar mısın? Yazıyorum. Evet. Samsun'un sayısı. Aha, ye. Ne kadar temiz kalaydı. Ay anne, bak bu çok güzel. Güzelmiş. Ama baksana kız, bu da yaldızlı maldızlı. Böyle bir şey olsun. De hadi bir karar verin. Gidelim, geç olmadan siparişi verelim. Sabahtan beri bir karar veremediniz. Tamam, Umut karar verecek. Umut, gel aslan. Gel oğlum, gel. Bu Umut'un sünneti. Gel bakalım. Bu senin sünnetin. Şimdi sen karar ver. Aferin oğlum. Tamam, bu olacak aslanım. Abi, hı? Bunu da sana ayıralım. İki düğünü bir arada çıkarıveririz ha? Gelini buldun, davetiyesi kaldı. Hani bu avluda karşıma dizeceğin adaylar? Ay yoksa bu adaylardan biri mi? Vallahi tanıyamadım. Meryem anaymış gelen. Ana, ne var? Ne varmış halinde? İnsan gibi giyindik, geldik işte. Ne hoş olmuşsunuz Meryem Hanım. Teşekkür pek ederim Baran Hanım. Hadi gidelim, verelim siparişi. Davetiye seçildi. Öyle mi? Hadi ben de hazırlanırım o zaman. Sen dur. Ordu halinde mi gideceğiz? Biz hallederiz Meryem Hanım'la. Ederiz ya. Buyurun. Ben de işe gideyim, hem onları bırakmış olurum. Bu neydi şimdi? Ne ara anlaştılar, ne ara konuştular bunlar?
Belli ki biz yokken bir işler dönmüş. Vay başıma gelenle. Hoş gelmişsin Emin. Hoş bulduk. Hayırdır ya? Vallahi beni şaşırtıyorsun. Neymiş bakalım seni buraya böyle apar topar getiren? Durumumuz çok kötü. Babam altından kalkamayacağı kadar büyük bir borç yığını içine gömülmüş durumda. Varımızı yoğumuzu kaybetmek üzereyiz. Belki bir çıkış yolu gösterirsin diye fikrini almak için geldim. Hay Allah ya. Çok üzüldüm. Anlat bakalım bana şu mevzuyu. Nasıl oldu? Nasıl bu noktaya geldiniz? Sana şirketin son durumunu gösteren bütün belgeleri getirdim. Rakamlar üzerinden giderek özetleyeyim ben durumu. Bir dakika Nevin. Şu bizim muhasebe müdürüyle avukatı bir arayayım. Onların kafası bu işlere benden daha iyi basar. Alo Eleni, bana bak. Şu bizim Alex Bey ile Dimitri Bey'i bana yolla. Heh, hadi bakayım, aferin, göreyim seni. Sonra bir saate kadar uyuduk. Günaydın. Altay çıktı mı? Evet. Ayfer Hanım geldi. Biraz önce gittiler. Altay Bey sizi uyandırmak istemedi. Sevgilerini bıraktı. $8 milyon civarında acil ödenmesi gereken bir para var. Ama hiçbir yerden temin edemiyoruz bunu. Yolun sonuna geldik. Vallahi Nevin Hanım. Büyük para. Zor. Hele bu kriz zamanında bankalar kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Biz sağlam bir şirkettik Mira. Kendi alanımızda en iyisiyiz. Bu sadece geçici bir durum. Biraz soluk almamız gerek. Ehi kanası ne teriyor, iyi teriyor. Pardon, Bay Dimitri bir şey bilmek istiyor. Acaba bu şirketin başka bir ortağı var mı? Babam ve ben aile olarak hisselerin çoğunluğuna sahibiz. %85'i bizim. %15'i ise hala Altay Batıgün'e ait. Bu da yabancı sayılmaz, aileden sayılır. Babamın üvey oğlu. Babam ısrar etmiş bir miktar hissesini bırakması için ama Altay hiçbir şekilde işin içinde değil. Fiilen ilgilenmiyor yani. Bir dakika Nevin Hanım. Ya sen bu işin böyle olduğunu bana baştan niye söylemedin ha? Demek bizim sırık Altay Efendi sizin bu batan geminin %15'lik hissesine sahip ha? Şimdi işin rengi birazcık değişti. Tamamdır Nevin Hanım. Acil borçlarınızı hemen ödeyeceğim. Böylelikle şirketinizin %51'lik hissesi bana ait olacak. Size kalan %34'lik hisse. Ya, babam da biraz artık idare edecek. Hiç de fena bir teklif değil, değil mi? Alex Efendi, bana bak. Şimdi benim adımın geçmediği bir şirket kuracaksın. Gerekli parayı da Nevin Hanımlara hemen transfer edeceksin, anladın mı? Ne o Nevin Hanım? Sustun kaldın. Sevinmedim yoksa. Anlaştık mı? Anlaştık tabii. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eleni. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Miran odasında mı? Şu an toplantıda. Fatma Hanım. Ama Fatma Hanım. Artık bunu kutlarız bu gece değil mi? Ne o Fatma? Artık alışkanlık haline getirdin böyle
Çat kapı içeri girmeyi. Kendine geleceğiz. Neyin hanım? Gözlerime inanamıyorum. Hoş geldin. Nereden çıktın sen? Ay ne kadar özlemişim. Ben de özlemişim Fatmacığım. Nasılsın? Çok hoş görünüyorsun. Geçmiş olsun. Duyduğumda çok üzüldüm. Neyse ki kurtulmuşsun. Sağ ol canım. Çok şükür geride kaldı o kötü günler. Yoksa sabah da arayan sen miydin? Ya evet bendim. Tabii kaç sene oldu görüşmeyle. Unutmuşum sesini. Başkasıdır diye de isim vermek istemedim. Seni gördüğüme nasıl sevindim bilemezsin. Bak şu Miran'ın yaptığına. İnsan haber vermez mi misafirin geldiğine? Hadi hemen eve gidelim. Bizim oğlanı görmedin sen. Ah canım, ne kadar büyümüştür şimdi değil mi? Bir görsen aynı Miran'ın modeli. Fatma, biz artık Nevin Hanım'la şirket ortaklığı yapıyoruz. Bundan sonra beraber çalışacağız. Tabii tabii. Siz işlerinizi halledin. Sonra eve bekliyorum. Oyalanmadan gelin. Şimdi güzel hazırlık yaparım. Ya Fatma, evde yemeyeceğiz, dışarıda yiyeceğiz. Hem Nevin Hanım'a Atina'nın gece hayatını göstermiş oluruz. Hadi bakalım, hadi sen eve git, şöyle hazırlan, süslen, püslen. Biz seni evden alırız, hadi bakayım, hadi. Tamam, hadi size kolay gelsin. Görüşürüz, görüşürüz. Biz birazdan geliyoruz anneciğim, kızımla. Öyle biraz erken oldu. Hayır Altay gelmiyor. Tabii buyur kızım, bekliyoruz da. Senin sesinin tonunu pek beğenmedin. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok anne, yok bir şey, hadi. Uçağı kaçıracağım, gelince konuşuruz. Ne olmuş ki? Buraya geleceklermiş. Ne bileyim, bir iş var bunlarda, bir hal var. Altay laf edince de kızdı. Allah Allah. İnşallah ben kuruntu ediyorumdur. Kuruntu ediyorsundur anneciğim. Kız bizi özlemiş, erken geliyor. Ne var bunda? Altay Bey, Ayfer Hanım geldi. Hayırdır Ayfer Hanım? Acil bir durum mu var? Bunu gördünüz mü? Aa. İnanmıyorum, bu ne? Ayfer Hanım, benim sizi niye tuttuğumu oradakiler de biliyor yani. Bu ne şimdi, bu ne saçmalıktır böyle ya? Ama ben biliyorum bunu niye yaptıklarını. Siyasi bir komplo tezgahlayacaklar akılları sıra. Son başarınızdan sonra zaten bazı çevreler için tehlikesiniz artık. Siyasi komployu göstereceğim ben şimdi onlara. Hale Hanım, bana bu gazetenin yazı işleri müdürüne hemen bağlı. Sakın öyle bir şey yapmayın. Siz sakın muhatap olmayın. Avukatlar gerekeni yapar. Gerek kalmadı Hale Hanım. Altay Bey, siz bana bırakın. Bu olayın bizi yolumuzdan alıkoyacağını sananların ne kadar yanıldıklarını onlara göstereceğiz. Gerçekten inanılmaz birisiniz Zafer Hanım. Teşekkür ederim. Hayatımda olduğunuz için kendimi şanslı hissediyorum. Çok incesiniz. Siz canınızı sıkmayın. Thank you.
Hadi bakalım. Ay canım ablacığım, ne günlerimiz oldu. Nasıl da sabırla uğraştım benimle o günler yol yordam öğretmek için. Ama senin de içinde varmış Fatmacığım. Çok çabuk öğrendin her şeyi. Ben de bilmeden karıma İstanbul'un en iyi hocasını tutmuşum ben. Hadi bakalım hanımlar, güzelliğinize. Bizimkiler nerede Sunu? Öğleden sonra gittiler. Nereye gittiler? Mardin'e annesinin yanına gitti Asmin Hanım. Firuzan Hanım da onlarla birlikte gitti. Ben size yemek hazırlayayım hemen. İstemiyorum Sunu. Ben şirkette yedim bir şeyler. Sen bana bir içki getir. Kocanı tanımıyor musun sen? İlk günkü gibi hala sevdalı sana. Senin üstüne gidip de başka kadınlara bakar mı hiç? Anlamadan, dinlemeden neye karar veriyorsun? Ya neyi anlamadan anne? Fotoğraflarda durumları ayan beyan meydanda işte, sen de gördün. Dayanamadı, arıyor işte. Hiç konuşamam vallahi hiç. Sanki ne yüzle arıyor ki, konuşacak ne var? Kızım aç da ne söyleyeceksen yüzüne söyle. Yürü kızım. Efendim Altay. Asmin, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gazeteyi görüp benimle tek kelime konuşmadan nasıl çekip gidersin? O evde kalmak daha zor olacaktı Altay. Asmin, sana çok kırgınım. Bana bir oyun oynuyorlar. Ve sen de saf saf bu tezgaha alet oluyorsun. Topuğu kırıldığı anda insanca bir refleksle kadını tuttuğum anda çekilmiş bir fotoğraf o. Politika çukurunda buna benzer şeyler başımıza gelebilir Asmin. Gelecek de. Ama sen bu tavrınla ekmeğine yağ sürüyorsun beni tasfiye etmek isteyenleri. Ben o kadar incesini bilemem. Kocamı bir kadınla burun buruna gördüğüm saniye tepemin tası atar benim. Ha, bana sorma zahmetinde bile katlanmadan kızımızı da alıp basıp Mardin'e gideceksin öyle mi? Ya neyi soracağım ya, neyi soracağım? Kadının tepesine çıkmışsın resmen resimde. Altay, ben o resmi gördüğüm zaman ne hale geldim, senin haberin var mı? Senden başka bir kadınla ilişkim olabileceğini bir daha asla düşünmez mi? Senden vazgeçemeyeceğimi de bil. Çocukça davranmak istiyorsan o senin bileceğin iş. Neyse. Şu an ikimiz de çok gerginiz Asmin. Uzatmayalım. Ben yarın Ankara'da olacağım. Küçük kızımı öp benim için. Yok kadının topuğu kırılmış da, yok refleks olarak düşmesin diye tutmuş da. Kadın her saniye dibinde. Yani fırsat kolluyor tepesine çıkmak için her durumu. Çekerler tabii. Ay kim bu kadın? İşten attır gitsin öf. Abuk subuk konuşmayın böyle. Toparla sen de kendini artık. Geliyor mu kocan sünnete? Bilmiyorum anne, çok kızmış bana. Kızar tabii, haksız mı? Şimdi boşta bıraktım. Oh!
İyice gün doğmuştur kadına. Yarın Ankara'ya gidiyorlarmış beraber. Kadın da gidecek tabi. Tabi. Tabi gidiyor tabi. Çay getirdim. Bir yudum olsun al da midene sıcak bir şeyler girsin. İçim almıyor Sema. Kendini zorla ne olur. Atıf ya. Bu şirket yüzünden kendini yedin bitirdin be canım. Senden daha mı önemli? Bize sen lazımsın. Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Hem Nevin'de ne kadar umutlu konuştu. Eğer oradan bir ortak bulunursa bütün bu sorunlar hallolacak. Boşuna umutlarla kendini kandırma Sema. Nevin ne zaman tek başına bir işi başardı ki? Hem millet batmış bir şirketi yeniden kurtarmak için neden kendini ateşe atsın? Diyorum ki... acaba... Altay'a mı haber versene? Belki o bir şeyler yapabilir. Ne de olsa onun da hisseleri var. Bu durumu bilmek onun da hakkı. Sakın. Sakın bak ciddi söylüyorum. Altay'ın bütün bu olup bitenden hiç haberi olmayacak. Çocukcağız yeterince kan kustu zaten kızımız yüzünden yıllarca. Daha yeni yeni kendine geliyor. Şimdi bir de utanmadan para mı isteyeceğiz ondan? Benim de bir gururum onurum var Sema. Bu laptopların hepsi aynı marka mı? Lütfen onlar elemanların kişisel malları. Böyle iş olmaz kardeşim. Hepsinin faturası var. Onları yazamazsınız. Ben halizi koyarım. Siz faturasını getirip kaldırtırsınız o zaman. İyiyim iyiyim. Biraz başım döndü de. At Bey siz odanızda alın. Biz ilgileniyoruz. Siz canınızı sıkmayın lütfen. Bir bardak su götürüp ısınalım. Yapılamadı mı? Üzgünüm efendim. Verilen süre dolunca... Bunlar bankadan Atık Bey. Esas başımız karşılıksız çekler mevzusundan ağrıyacak. Sonunda demek hapse de düşeceğiz. O duruma getirmeye gayret ediyoruz efendim. Mutlaka bir çıkış yolu bulacağız. Peki beyler sağ olun. Şimdi beni biraz yalnız bırakın, bazı işlerim var. Adam bitti ya. Bir çözüm bulacak. Çaresi yok başka. Bu oda kimin? Şu anda siz benim odama gelin, orayı en sona bırakalım. Thank you.
affedin. Bu utançla devam edemeyeceğim. Sizi seviyorum. Burada haciz için, haciz memuru kaydediyor her şeyi. Birazdan çok utanacaksınız bu yaptıklarınız için. Babam nerede Füsun? Odasından evlenim. Neredesin canım? Beni 5 dakika bekleyebilir misiniz Bay Alex? Babacığım. Baba. Baba. Baba ne olur yapma. Baba yalvarırım indir o silahı. Baba. Lütfen kızım. Bu utançla yaşayamam artık. Baba. Babacığım. Ver onu bana. Baba. Babacığım. Sen utanılacak hiçbir şey yapmadın. Bak. Her şey geçti. Yabancı bir ortak buldum. Dışarıda avukatı bekliyor. Tek bir imzanla 8 milyon dolar alacaksın. Sana söz veriyorum. Bak göreceksin. Küllerimizden yeniden doğacağız baba. Eskisinden daha güçlü olacağız. Söz veriyorum sana. Tontonum. Ne olur benimle. Affet beni kızım. Affet beni. Abdo! Gel, gel. Al şu davetiyeleri. Öğleden sonraya kadar dağıtıver. Bu iş de bitsin. Yavaş yavaş yemek işine girişelim biz de. Tabii, başlamak lazım yavaştan. Nene, atada bineceğim mi? Bineceksin tabii oğlum. Herkes ne kadar büyüdüğünü görecek. Atla sokak sokak gezdirecekler seni. Kızım, yeter artık aradığın. Belki bir toplantısı vardır. Sıkma artık kendini. Çıkınca arar o seni. Gel şöyle bize bir akıl ver. Sünnette ne pişirelim yemeklerden? Dur bir dakika anne, geliyorum ben şimdi. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Çalışan çocuklarımızın haklarının korunmasına yönelik yeni yasa tasarımızı sizlere sunmuş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde 12 milyon çalışan çocuk bulunuyor. Çocuklarımızı küçük yaşlarda en doğal hakları olan eğitimden kopartarak tüm hayatları boyunca niteliksiz iş gücü olarak kalmaya mahkum ediyoruz. Ayrıca gelişmiş ülkelerde çocuk işçi emeğiyle üretilen mallara bir boykot dalgası yükselirken bizim hala bu konuda hareketsiz kalmamızın ileride ekonomik sonuçları da mutlaka olacak. Yeni yasa taslağımız bu problemlere çözüm bulmayı amaçlıyor. Yasa taslağı çoğaltılıp tarafınıza ulaştırılmıştır. Dikkatlerinize sunar, teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bu taslağı ayrıntılı olarak inceledik. Biz grup olarak bu taslağın yasalaştığı takdirde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Kaç saattir kapalı tabii, çok meşgul beyefendi. Neyle meşgulse artık. Yok, bu böyle olmayacak. Devereceğim.
Alo, iyi günler. Mardin'den Ankara'ya ilk uçak kaçtı acaba? Tamam. Ben bir kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Teşekkür. Sayın Batıgül, eşinizle boşanacağını söyleniyor. Ayrıca onunla birlikte olduğunu söyleniyor. Doğru mu Sayın Vekilim? Arkadaşlar, sorduğunuz soruların saçmalığının farkındasınızdır eminim. Ben mutlu bir evliliği olan ve karısını çok seven bir adamım. Ayfer Hanım da mesai arkadaşım. İlişkinizi su yüzüne çıkaracak yeni bazı kanıtların varlığından söz ediliyor Sayın Batıgül. Bu politik geleceğinizi olumsuz etkileyecek mi? Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Olmayan bir ilişkinin kanıtlarını ben de görmek isterdim doğrusu. Yoksa yine fotoğraf açılarını çarptırarak ucuz numaralar peşinde mi bazı basın mensupları? Görüşürüz artık. Ne yapıyorum Allah'ım ben böyle habersiz. Yedinci altayı... Of Asmin, abuk subuk düşünceleri çıkar kafandan. Allah Allah, bu kadar üst üste arayıp sonra da neden telefonu kapatıyor? Ah Asmina, bana ulaşamayınca kızdı tabii. İyice heyler üzerinde bu kız. Neyse, biraz sonra kendine geliriz. Asmin gazetedeki resimleri gördükten sonra dayanamadı, atladı gitti kocasının peşinden Ankara'ya demek. Haklı da. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Erkek milletini bir başına bırakmaya gelmez zaten. Ondan değil Meryem Hanım. Bir davet varmış elçilikte. İlla ki gel dedi kocası, o da atladı gitti. İki abuk subuk lafla yıkılmaz onlar. Kale gibidir maşallah onların sevdaları da, evlilikleri de. Aman maşallah, maşallah. Allah bozmasın. Baran kardeşime de artık helal süt emmiş bir kız buluruz. Takarız koluna. Ben de kıvanırım artık Allah'ın izniyle. Aman bakıyorum da kuzularla kırpılıyor senin kardeşin de Dindar Hanım. Sanki askerden gelmiş yeni delikanlı da kız takacak koluna. Vallahi öylesi de yakışır. Dayım dinç, aslan gibi istediğini alır. Variyeti de çok iyi maşallah. Gidip torun torba sahibi olmuş nine alacak değiliz ya. Sizin demenizle olacak şey değil bu işler. Gönlü kimi isterse onu alır, size de halt etmek düşer. Niye kalktın birden ona? Yeni gelmişti. Falcıya gidiyorum. Pek ünlü bir falcı taşınmış sizin yan sokağa. Aslında ona gelmiştim. Randevusuz almıyormuş ama şansımı bir deneyeyim dedim. Ah! İsterseniz sizi de götüreyim. Belki sizin damadın ne haltlar çevirdiğini de öğreniriz. Aman abuk subuk konuşmayın Meryem Hanım. Bir halt karıştırdığı yok bizim damadımızın. Allah Allah! Hadi sen git, oyalanma buralarda. Belki falcıda kuyruk vardır. Şöyle falında uzunca bir seyahat çıkar da... Sen de gezersin belki, ha? Gidiyorum, gidiyorum Dildar Hanım. Kal deseniz de kalacak değilim zaten. Ya bir haftadır ne oldu anlamadım. Sıfır yapmadan dükkan kapalı oldu. Ya sıcaktandır. Baksana millet eve kapandı kaldı. Ha, bana bak. Benim siftahım uğurludur ha. Sar bakayım oradan iki tam altın. Hayırdır dayı? Ne oldu birdenbire? Ben dedim diye mi? Bak aşk olsun. Ya ne alakası var? Hep unutuyorum. Şimdi alayım dedim. Biri Şirin torunuma, öbürü Umut torunuma sünnet hediyesi. Ha, bana bak. İki tane de nazar boncuğu iliştiriver yanlarına. Eyvallah. Gabriel kardeş, biletini getirdim sağ ol. Yok Hamza. Almayacağım. Bu sefer kandıramayacaksın beni. Bunca senedir biletlerinden, amortiden başka bir şey görmedik. Karar verdim, artık almıyorum. Yine de kızıyor valla. Dalga geçiyor benimle. Dün gece rüyamda görmüşüm. Vallahi da billahi da büyük ikramı aha bu biletteydi. Ya ne adamsın be Hamza?
O zaman kendini ayırsana. Yok, gördüm sana çıkıyordu. Ya sende de ne numaralar var bilet satmak için? Bunca hikayeyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Ya tamam ya. Bu sefer sor. Bu sefer de çıkmazsa bir daha kapıma uğrama. Hayırlı olsun kardeş. Göreceksin bak, bu sefer tamamdır. Beni de unutma Edassan ha. Aa, bir de şahittir ha. Hadi eyvallah. Hadi bakalım aslanım. Şimdi düşmanımızı iki kaşın ortasından vur bakalım. Hadi bakalım oğlum. Bu sefer olacak. Dikkatini ver. Oğlum senin bugün neyin var ya? Geçen sefer düşmanımızı iki kaşın ortasından tak diye vurmuştun. Canım istemiyor baba. Sonra yaparız. Tamam oğlum. Senin dediğin gibi olsun. Sonra yaparız. Ben de işe geç kaldım zaten Fatma. Şunu kasaya koy. Bana da bir kere attır. Ne olur baba, ne olur. Oğlum bir dahaki sefere söz. Baban şimdi işe gelecek, tamam mı? İşte böyle kalbura çevireceğim. Hele bir daha aramıza gir, bak ne oluyor. Annem bana nişanlıymışsın. Tabii oğlum, ne sandın? Babamın karısı. Hadi eve, yemek yiyeceğiz. Kaderimizi birleştirdiğini söylemiştin ya. Bugün gerçekten inandım söylediklerine. Eğer tanışmasaydık... Babam belki de şimdi ölmüş olacaktı. Babamın hayatını, mutluluğumu, her şeyimi sana borçluyum. Beni tekrardan hayata bağladın. Kader bana da yardım etti. O cibiliyetsiz Altay'la günün birinde gelip de iş ortaklığı yapacağım rüyamda görsem aklıma gelmezdi. Senin sayende güzelim, bütün ipler artık elime geçti. O cibiliyetsiz milletvekili bozuntusu artık elimde kuklam olacak. Sıcaklığını özledim. Geceleri bir kabus gibi sensiz. Keşke yanımda olsan. Göz göze, diz dize olsak yine. Ondan kolay ne var güzelim? Güzel gözlüm benim. Şuradan şurası ne olacak? Bir saatlik yol. Atlarsın uçağa, gelirsin Atina'ya. Ben de seni alırım. Ondan sonra sabaha kadar göz göze, diz dize. Sen müthiş birisin. Heyecanlandım birden. Şimdi yarına kadar zaman da geçmez. Geçer, geçer. Hiç merak etme sen. Göz göze, diz dize durduğumuz zaman bunların hepsini biz telafi ederiz. Geleceğin zamanı bana mesaj at. Tamam. Hadi bakalım. Hayır. Buyurun, teşekkürler. Yok anne, konuşmadım daha. Şimdi otele geldim. Direkt odasına çıkıp sürpriz yapacağım. Kızım bak, sakin konuşacaksın. Sakin olacaksın. Güzel güzel konuşacaksın. Öfkene yenilmeyeceksin. Bak aklım sende. Beni merakta bırakma yavrum. Ah yavrum, iyi oldun. Birbirinizin kıymetini bilin. Tamam anne. Tamam. Hadi bak, asansöre biniyorum. Çekmez şimdi. Kapatıyorum hadi. Konuşuruz sonra. Yeme Reşat. Hadi gelin şeftaliyi. Ben yemem. Yanında dondurma da var ama. Çocuklar bir susun bakayım. Şunu dinleyeceğim. Çalışan çocuklarımızın haklarının korunmasına yönelik yeni yasa tasarımızı sizlere sunmuş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde 12 milyon çalışan çocuk.
eğitim çağındaki çocuklarımızı çalıştırmak... Bu öğretteki adam baba. Bu yasa değişikliği... Aferin bu oğlum. Ülkemiz çocuklar... Fatma duydun mu? Bak nasıl tanıdı. Onları ailelerinden kopartan... Gel bakayım. Bilinmez bir geleceğe doğru yuvarlayan canilerin... ...en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Ceza yasamızdaki bu değişiklik ile... Ben bu adama mı vuracağım? Her şeyden önce geldiğini... Evet oğlum. İşte bu şerefsiz... Bu namussuz bizim baş düşmanımız. İyi bak oğlum. İyi bak ve sakın unutma. Düşmanını iyi tanı. Bu şerefsiz namussuz bu dünyadan defolup gitmedikçe sana da bana da bu dünyada huzur yok oğlum. Bak. Bak ve iyi belli. Şaşırdım beni gördüğüne. İçeri davet etmeyecek misin? Uygun değilsem ben... Asmin, hayatım. Çok şaşırdım ya, inanmıyorum. Nereden çıktın sen böyle birden, gelsene. Yalnız mısın? Yok, arkadaşlar vardı. Sen kapıyı çalınca... ...banyoya kaçtılar. Suyu açık unutmuşsunuz, yağan olmasın. Gel bakalım buraya, kıskanç sevgilim benim, gel. Gel buraya. Sana sürpriz yapmak istedim. Dayanamadım o şey halimize. Ne varmış halimizde? İki deli aşığız işte. Seni çok özledim. Sevgili kızdım ya. Sıra senin hanım. Buyurun. Ay, nihayet. Bir adam var. Doğru hocam. Vardır. Birbirinize gönül köprüsüyle bağlanmışsınız ama ortada bir kadın vardır. Bu iş zor. Kavuşmanız için kadının rızasını almak şarttır. Yoksa bu iş olmaz. Dildar cadısı bu. Kız kardeşi. Ne yapacağız hoca efendi? İstemez o beni. Bir çaresi vardır mutlaka. Derman sendedir. Öyle dediler. Ne icap ederse, günahı neyse, hallederiz.
yapmasın. Ay sen bir dakika. Boşan çık. Boşan çık. Biz bir şey yapmadık. Ben misafirliğe gelmiştim. Hiçbir alakam yok. Silah yatağını böyle koy. Tamam. İyi. Çalışmalara karşı olsun. Buralara da böyle. Aldık yapacaklar birazdan. Yanlış anladınız amir. Bizim böyle şeylerle ilgimiz olmaz. Vallahi billahi biz fal baktırmak için oraya gitmedik. Yatak mıymış fal baktırmak amir? Biz bir şey bilmiyoruz ki. Efendim hanım söyle. Dur anlamadım. Ya niye ağlıyorsun? Gabriel. Beni hapse atacaklar. Oğlum yetiş. Ne? Hapse mi atacaklar seni? Niye net değil ki ana sen? Falcıdan basıldım. Ya ne diyorsun sen? Neredesin şimdi? Hey Allah'ım ya. Ya ana senin ne işin var falcıda büyücüde? Tamam geliyorum telaş etme ağlama tamam. Ağlama ana geliyorum dur. Bir bu eksikti. Tam da düğün günü. Ne edeceğiz şimdi? Ya bırakmazlarsa düğün günü bu kadını? Durun bakalım telaş etmeyin. Yürü Gabriel. Gel. Yok dayı. Sen bu işlerin başında bekle. Ben gider hallederim. Of ana ya. Kalimera Nevin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün gerçekten çok şık görünüyorsunuz. Efaristo Andreas, çok naziksin. Kardeş. Gabriel. Nasılsın kardeşim? İyi valla. Hoş gelmişsin. Asmin kız. Nasılsın Gabriel? İyiyim iyiyim. Oh, özlemişim maalesef. Haydi gidelim haydi. Ama yatıyor ne yapıyorsun? Güle. Valla her şey bildiğin gibi. Ya yalvar yakar gittim zor aldım polisin eline. Vallahi ucuz kurtulduk ha. Yoksa nezarete atacaklardı tam da böyle bir günde. Çok geçmiş olsun Gabriel. Meryem Hanım da epey korkmuştur. Yazık yüreğine inmiştir kadıncağız. Senin annen de tam basılacağı gün gitmiş falca. Çok şanslı bir annem var Gabriel. Anam işte. Aman ha siz bir şey bilmiyorsunuz. Zaten burnundan soluyor. Tamam tamam. Gabriel şu... Eve gitmeden babamın kabine bir uğrasak. Tamam Asma. Miran, ben geldim. Hoş gelmişsin Sultanım. Nasıl geçti yolculuk? Heyecandan nasıl geçtiğini bile anlamadım. Tekrar burada olmak çok güzel. Andreas beni şimdi otele bırakıyor. Sen de geç kalma. Çok özledim. Dur bakalım kızım biraz sabır et ya. Büroda yapmam gereken bir dünya iş var da. Sen şimdi şöyle güzel bir rahatla. Duş al. Ne de olsa önümüzde uzun bir gece var. Sana bu gece sirtaki yaptıracağım. Heyecanla bekleyeceğim. Görüşürüz. İçinde yat babacığım. Ne senin ne de oğlumun hasreti bir an bile dinmedi içimden. Oğlum yaşasaydı şimdi Umut'la beraber çifte sünnet düğünü yapacaktık. Nasip değilmiş işte. Yazımız böyleymiş. Ne
Hadi gel güzelim. Küçük kızımızı yalnız bırakmayalım. Fatma, bana bak. Beni bu aşamaya beklemeyin ha. Yine hangar yapacaktı şirkette. Birkaç müşteri ayarlamam lazım, belli olmaz işime. Belki işim sabaha kadar da sürebilir. Hadi bakalım. Tamam ağam. Ağırla bakalım kim ağırlayacaksan. Allah bilir yine ne dolaplar çeviriyorsun Miran ağa.